Dostlarım çayınızı kahvenizi hazırlayın girin. Hatta isterseniz cüzdanınızı da hazırlayabilirsiniz. Bence yerinizde duramayacaksınız. Çünkü bugün kankam gönder. Bu birazcık yamuk geldi ama olsun. Arkadaşlar bu videoda İtopya ile epeydir yapmadım, birazcık ara vermiştik. Ayın ürünleri videosuyla karşınızdayım. Bugün gerçekten de yerinizde duramayacağınız şekilde acayip indirimli ürünleri sizlere paylaşacağım. Hani biliyorsunuz, benim konseptim biliyorsunuz. Yani bizde gerçek indirimli ürünler var. Aynı Instagram sayfamda paylaşmış olduğum gibi. Instagram sayfama gelmiyorsanız çok fazla şey kaybetmişsiniz demektir. İşte bu videomda uzun bir aradan sonra İtopya ile ayın ürünleri kampanyası arkadaşlar yapacağız. Ve inanılmaz inanılmaz indirimli ürünler bulunuyor. Ve güzel bir haberim daha var. İtopya İstanbul Bakırköy Airport AVM'de yeni bir mağaza açtı. Mağaza gerçekten mükemmel. Mutlaka gidip görmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde buradaki kampanyalı ürünleri İtopya'nın mağazalarından da alabiliyorsunuz. Dostlarım açıklama kısmında ben İtopya'daki ayın ürünleri kampanyasının linkini bıraktım. Oradan gidip hızlı bir şekilde ürünlere bakabilirsiniz. Ürünleri alabilirsiniz. Çok fazla acele etmenize gerek yok. Zaten stoklar oldukça yüksek ve bol bol bulunuyor. Bak AOC'nin GK200 oyuncu klavyesi. Bu mekanik hisli klavye demiş ama bunlar Mebran oyuncu klavyeleri. Ama piyasa fiyatına baktığımız zaman şu anda minimum bulabildiğiniz piyasa fiyatı 500 Türk lirası. Ve videomuza özel stokları ben ekrana yazıyorum zaten. 199 lira. Abi ben İtopya ile bu işi biz güzel beceriyoruz. Bak AOC'nin GK500 Otomo kırmızı switchli mekanik klavyesi. Piyasa fiyatı şu anda almaya kalktığınız zaman minimum AKAKÇE'ye baktım 850 Türk lirası. Ama videoya özel 599 lira. Mis. Bak AOC'nin GM200 ismindeki RGB oyuncu mouse'u normalde piyasa fiyatı 200 Türk lirası minimum. Ve videomuza özel 99 lira. Hani sepete bir tane koy geç abi. Sepete bir tane koy geç. Tertemiz. AOC'nin GM500 ismindeki RGB kablolu oyuncu mouse'u normalde piyasa fiyatı 240 lira. Videoya özel 149 lira. Müthiş. Philips'in SPK7384 ismindeki kablolu oyuncu mouse'u normalde piyasa fiyatı 115 lira. Bu 89 lira. Videoya özel. Devasa bir şey yok ama Allah bereket versin. Yine Philips'in bu çok acayip SPK7234 ismindeki oyuncu faresi normalde piyasa fiyatı minimum 95 lira. Videoya özel 49 lira. Hani bir tane ekleyin geçin abi. Bir tane herkes bir tane eklesin geçsin. İnanılmaz fiyatlar çünkü. Bak bu çok acayip. Bak burası çok acayip. AOC'nin GH200 ismindeki oyuncu kulaklığı normalde piyasa fiyatı 800 Türk lirası. Bakın İtopya'ya bakmıyorum. Hani İtopya indirim yaptı ya. Hani fiyatları şişirdi, sonra mı indirdi demesinler diye ben size ne yapıyorum? AKAKÇE'den minimum fiyatlarını gösteriyorum. Buna rağmen AKAKÇE'deki minimum fiyatı 800 Türk lirası. Abi videoya özel 389 lira. İnanılmaz. İnanılmaz. Eğer oyuncu monitörü arıyorsanız bu çok iyi arkadaşlar. Philips'in 27 inç 165 Hz 1 milisaniye oyuncu monitörü şu anda minimum piyasa fiyatı 4600 Türk lirası. Baktığınız zaman araştırdığınız takdirde sınırlı stokta 3699 Türk lirası. Yine orada 2 tane daha farklı monitörler bulunuyor ama baktığımız zaman arkadaşlar fiyatlar gerçekten de inanılmaz. Yani donanım arşivi ve İtopya işbirliğinde yapılan işler çok başka. Çok başka. Çay güzelmiş ha. Kendinize bir çay yapın. Şunları bir açayım hızlı şekilde. Bakalım cihazlar nasılmış. Şimdi hepsini gösteremem. İki tanesini seçtim dedim. Ben bunları videoda güzelce açacağım. İzleyenlerime göstereceğim. Abi zaten 200 liraya gözünüz seveyim ya. 200 liraya bir şey mi kaldı artık? Bugün gidiyorsun ayıptır söylemesi. Bir İskender yiyorsun. Bir tane ortaya hafif bir salata. Yanına bir de ayranını alıyorsun. Zaten 150-200 lira tutuyor. Ben anlamadım gitti. AOC'nin mekanik hissi dediği klavyesiyle başlayalım. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. Bunu geçiyorum. Klavyemizin kendisi burada. Aa bilek desteği ayrıymış. Ben bilek desteğini birleşik zannediyordum. Bu güzel. Aa 200 lira için. Daha doğrusu 200 lira değil. Tamam okey. Okey kabul ediyorum. 200 lira değil. 500 lira ama 200 lira. Yani bu videoya özel fiyatıyla bence burun çıkması çok iyi, çok iyi. Bir dakika. Abi bu klavye Mebran. Göstereceğim. Biliyorsunuz hiç insanları kandırmaya gerek yok. Mekanik hisli klavyeler bu şekilde olmaz. Ki zaten Türkiye'de mekanik hisli denilen klavyelerin %98'i mekanik hisli değil. Çünkü mekanik hisli klavyelerde arkadaşlar içerisinde yine mekanik klavyelerde olduğu gibi bir aktif olmayan tuş bulunuyor. İşte o tuş gidiyor içerideki bu plastiğe basıyor, tuşun aktifliğini sağlıyor. Bunlar hani Mebran klavye ama şu bir gerçek.
ufak ufak o hissiyatı vermişler. Gerçekten yumuşak bir basımı var. Hani parmaklarımı kesinlikle yormuyor. Gayet güzel. Bro, yukarıdan bir laptopu getir, ışıklarını açalım. 1.8 metrelik bir kablomuz var. Okey. Bak aydınlatmayı görüyorsun. Bence gayet güzel. Yeterli. Peki bu aydınlatma değişiyor mu abi? Bir dakika, ben kullanım kılavuzunu nereye attım? Bak Fn artı scroll, nefes alıp verme moduna geçiyor. Bu neymiş? Kapandı. Şöyle yapalım. Demek iki tane mod var. Nefes alma verme ve sabit mod. Ne anladım ben bu işten? Burada page down var. Page up aydınlatmanın şiddetini arttırıyor. Page down da şiddetini kısıyor. Gayet bildiğimiz şeyler. Bir dakika. Aa burası metal. Ben burayı plastik zannetmiştim. Burası metal. Gayet güzel. Okey ya. Hani bak 500 liraya bu klavyeyi almayın derim. Ama 200 liraya bu klavyeyi kaçırmayın derim arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi ülkemizde artık 200 liraya ne alabiliyorsun? Bak burası da hop şöyle manyetik bir bilek desteği var burada. Bence gayet iş görür. Ben hani 200 liralık bütçede buna okeyim. Ve alt kısmında da hani aydınlatmayı şöyle buradan da ufak ufak böyle bir yaymak için alan yapmışlar. Fena değil yani. Üzerine birazcık çalışmışlar. Güzel ama tabii ki de bir mekanik klavye de çünkü mekanik klavye işte burada. Şimdi sıra mekanik klavyemizde AOC'nin GK500 ismindeki klavyesi. Hemen hızlı bir şekilde kutudan çıkartayım. İçerisinde Otomor Red Switch'ler bulunuyor. Severiz. Red Switch güzel çünkü mavi switch'e oranla daha az gürültü çıkartıyor. Onun için Red Switch'ler her zaman iyidir abi. İçerisinden bak bu güzel. WASD tuşlarımız gri. Yine bunlar da RGB'yi geçiriyor. Ve ayrıca burada bir tane bak tuş çıkartma aparatı koymuşlar. Burada garanti belgesi. Bunun dışında kullanım kılavuzu. Bunları kenara alıyorum. 1.8 metrelik örgü kablomuz var. Açalım. Ve burada bilek desteğimiz var. Yine bu da daha deminkiyle aynı mı? Yok. Bu biraz daha farklı. Bu dümdüz arkadaşlar. Bir de bilgisayara bağlayayım. Bilek desteğimiz de manyetik. Ha, aynen. Bak yüzey alüminyum ve zaten direkt olarak laptopumun ekranında çıktı. Bu klavye AOC'nin G-Menu ismindeki yazılımını destekliyor. Bu yazılım üzerinden arkadaşlar klavyenin bütün RGB kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Ayrıyeten de makro atayabiliyorsunuz ve gerçekten çok güzel bir menüsü var. Klavyenin tepki süresini ayarlayabiliyorsun. Bak renkleri değiştirebiliyoruz. Parlaklığı yazılım üzerinden arttırabiliyoruz. Ha, şu an RGB modda. Şöyle göstereyim size. Zaten görüyorsunuz ya. Yazılımın üzerinden hem makro atayabiliyorsunuz hem de tamamıyla arkadaşlar bütün aydınlatma efektini değiştirebiliyorsun. Bak Otomo'nun red switchleri yani kırmızı switchler. Gürültü anlamında mavi switchleri oranla çok avantajlı. Ve gayet de keyifli. Ve şunu da takacağım. Şuradan. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Serimin devamı için sizden güzel bir destek bekliyorum ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi açıklama kısmına ben linkleri bıraktım. Hepsi sınırlı stokta ve gerçekten çok güzel ürünler var. Harbiden güzel oldu. Hoşçakalın. Bay bay.